gübre verim artışını sağlamak için, toprağın sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir etken. Şu an kullanılan kimyasal gübreler toprağın çoraklaşmasına sebep oluyor. Ve biz şu anda AVM solucan olarak solucan gübresi üretimine başladık. Ve görmüş olduğunuz üzere deney bahçemizi yaptık. Ve burada güzel sonuçlar elde ettik. Biz bu işe 3 ortak başladık. Abim ve kuzenimle beraber yapıyoruz bu işi. Denizli'nin Çal ilçesindeyiz. Çadırımız izolasyonlu 150 metrekare bir alan kapattık. Yerde yığıl sistemiyle yapıyoruz bu işlemi. Solucanların psikolojik açıdan daha rahat olduğunu düşünüyoruz bu açıdan. Bu işte en verimli solucan türü Kırmızı Kaliforniya solucanı. Haftalık 15 günlük bir yemleme yapıyoruz solucanların yeme durumuna göre. Onun dışında sulamasını yapıyoruz, günlük kontrolünü yapıyoruz. Bu gübrenin herhangi bir kokusu, herhangi bir yabancı ot çıkarma gibi şey yoktur. Toprağın nem oranını sabit tutmakta, bitkinin gelişiminde %70 etki sağlamaktadır. Bunu tarımda herkes kullanabilir. Bütün bitkileri yetiştirenler, kekik, domates, biber, patlıcan, bağcılıkta, meyvecilikte hepsinde kullanılabilir. Avrupa'da uzun yıllardır kullanılıyor ve sağlıklı tarımın, altını çizerek söylemek istiyorum burayı, sağlıklı tarımın temel maddelerinden biri solucan gübresi. Bizim hayatımızda ilerleyen zamanda ciddi bir şekilde gireceğini düşünüyoruz. Tarımı kurtarmamız lazım. Tarımı kurtarmak demek de geleceği kurtarmak demek oluyor. Bu anlamda tabii çiftçiler de bunu kullanarak inşallah toprakları daha verimli hale getirecekler. Nadasa bırakmaktan kurtulacaklar. Daha verimli, daha kaliteli, daha lezzetli ürünler elde edecekler. Tabii ki sadece Denizli'de kalmayacağız. AVM solucan olarak Türkiye'de birçok bölgeye gübre vermeye çalışacağız. AVM solucan gübresiyle çiftçimiz zengin, toprağımız zengin. Teşekkür ederiz.